Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yufkadan su böreği yapacağız. Malzemelerimizi sayıyorum. 1 su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı maden suyu, 6 adet yufka, 2 adet yumurta ve içine koymak için peynir. Peynirimizin içerisine ben maydanoz ve kırmızı biber yaptım. Sizler de dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İki adet yumurtamızı tabağımıza kırıyoruz. Yumurtalarımızın üzerine bir su bardağı yoğurdumuzu koyuyoruz. Yumurtalarımızı ve yoğurdumuzu iyice karıştırıyoruz. Üzerine bir su bardağı zeytinyağımızı ekliyoruz. Zeytinyağımızı koyduk ve malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Malzemelerimizi karıştırdık. Üzerine bir su bardağı maden suyumuzu ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Fırın tepsimizin her yerini güzelce yağlıyoruz. Bir adet yufkamızı tepsimizin altına bu şekilde seriyoruz. Serdiğimiz yufkamızın üzerine yaptığımız karışımdan dökerek her yerine güzelce sürüyoruz. Üzerine yufkalarımızı parçalayarak koyuyoruz. Parçalayarak koyduğumuz yufkalarımızın üzerine yaptığımız karışımdan döküyoruz ve her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyoruz. İkinci yufkamızı da bu şekilde parçalayarak üzerine koyuyoruz. Aynı şekilde yaptığımız karışımdan yufkalarımızın üzerine sürüyoruz. Her yerine eşit şekilde sürmeye özen gösterin. Üçüncü yufkamızı da bu şekilde parçalayarak koyduktan sonra tekrar karışımımızdan döküp üzerine peynirimizi koyuyoruz. Karışımımızı döktükten sonra üzerine yaptığımız peynirimizi koyuyoruz. Eşit şekilde her yerine güzelce serpiyoruz. Gördüğünüz gibi peynirlerimizi eşit miktarda bolca dağıttık. Peynirlerimizin üzerine aynı şekilde yufkalarımızı parçalayarak koyuyoruz.
Üzerine yaptığımız karışımdan döküyoruz ve her yerine sürüyoruz. Sonuncu yufkamızı da gördüğünüz gibi bu şekilde parçalayarak üzerlerine koyuyoruz. Yaptığımız karışımdan üzerine dökerek her yerine sürüyoruz. Alt katına serdiğimiz yufkamızı üzerine bu şekilde seriyoruz. Serdiğimiz yufkamızın üzerine kalan karışımımızı da dökerek güzelce her yerine sürüyoruz. Üzerine çörek otu ve susamlarımızı ekiyoruz. Gördüğünüz gibi hazırladık. Şimdi fırınımıza vereceğiz. 180 derecelik fırında altı ve üstü kızarıncaya kadar bekliyoruz. Fırınımıza koyuyoruz ve yaklaşık 30 dakika boyunca bekliyoruz. Gördüğünüz gibi böreğimiz pişti. Böreğimizin üzerine yumuşaması için bir bez seriyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Böreğimizi dinlendirdik. Servise hazır. Abone olmayı unutmayın. Görüş ve yorumlarınızı bekliyoruz. Afiyet olsun.